çekiyoruz. Muhteşem ötesi 850 beygir gücündeki F90 M5'liyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır istemiş olduğunuz BMW F90 M5 videosu şu anda Türkiye tarihindeki en hızlı F90 M5 ile karşınızda ve sevgili Mürsel abi yanımızda. Hoş geldin Mürsel abi. Hoş bulduk. Kendisi Almanyalardan geldi. Almanya'da yaşıyor kendisi. Evet. Ve Türk bir abimiz. Almanya'da da tuning işiyle meşgul. Evet. Kendisi de uzun zamandır M kullanıcısı. Kolundaki dövmeye zaten bir ufaktan bakarsanız. Aynen abi. Kalbine ve gönlüne M işlemiş resmen. Evet, öyle. Bundan önce M6 vardı. Ondan önce ne vardı abi? F10 M5. F10 M5 vardı. Almanya'da nerede yaşıyorsun? Dortmund'da yaşıyorum. Dortmund. Orada nasıl durumlar şu an? Gurbetçi olan dostlarımız, Türkler vesaire. Yoğunlukta mı? En çok nerede şu an Almanya'da yaşıyorlar? Her tarafında dağılım. Değil mi? Berlin galiba var. Köln çok yoğun. Değil mi? Bizim Yido'lar şu an nerede? Yusuf'la. Onlar Hannover'de. Hannover'de. Sen Dortmund'dasın. Evet. Ne yapıyorsun şu an Dortmund'da? Ben Dortmund'da tuning işiyle uğraşıyorum. Araba. Tuningleri vesaire vesaire. Hangi markalar genelde? Genelde BMW. BMW. Evet. Tam bir MC var yanımızda. Bugün de kendisiyle beraber bu canavarı inceleyeceğiz. Hı. Allah kaza bela vermesin. Şimdi daha önceden F90 M5 çekmiştik biz. Daha önceki videomuzda biraz teknik olarak o sıfır bir gelmişti o araba arkadaşlar. Sevgili Onur abimizin aracı. Sıfır geldiği için yol performansı size gösterememiştik. Bugün ise kısmetse yüklü bir şekilde sevgili Mürsel abiyle beraber yol performansı gerçekleştireceğiz. Bu araçta da bayağı güzel bazı modifikasyonlar yapıldıktan sonra tam tamına ortalama ne kadar güç alınmış? Ortalama 800 artı. 800 artı. Şimdi sen bize abi yapılanları anlat. Biz zaten teknik olarak anlattık. Bu araba kaç litre motoru? Hemen kısa kısa anlatayım bu önemli noktalar. 4.4 litre. 4.4. İki tane turbo var. Evet. Twin turbo. Onun dışında after cooler sistemleri olan bir soğutma sistemine sahip. Onun dışında neler var abi? Sen de artık top. Ben sana bırakayım. Neler yapıldı? Yani standart olarak fabrikasyon bu araba kaç beygir geliyor normalde? Normalde 600 beygir geliyor. 600 beygir geliyor ama fabrikasyon turbolarıyla yüksek güçler elde edebiliyor. Ediliyor. Şu anda teknik olarak önceki videodan zaten bildiğiniz için yapılan modifikasyonları bize Mürsel abi anlatsın. Havayı da kaçırmadan yolda gazlamaya çıkalım. Evet. Air intake taktık. Evet, hava filtresi. Açalım kaput altını hatta. Açalım. Sonra etrafında dönelim. Zaten görünümde çok bir değişiklik yok. Jantlar zaten noktayı koymuş. Sevgili Yido'ya da buradan selamlar olsun. Sevgili Onur Kurt'a, Yusuf'a, Yido'ya. Ta 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 ta. Evet. Şimdi dinliyoruz abi. Sizi alalım arabanın yanına. Air intake taktı. Evet, air intake taktın. Downpipe. Hava filtresi BMS'nin bir kiti. Evet. Şu an alttan ne koyuldu downpipe? Egzoz sisteminin de değişik. Downpipe bizim orada bir şirket yapıyor bunları. Evet, custom olarak yani. Evet, custom olarak. Tamam. Onlar takıldı. Akrapovic egzoz takıldı. Komple Akrapovic var. Evet. Sesi duymayın bu arada. Bu arabada zaten şey modlar değiştikçe arabanın sesi de değişiyor. Yani orijinaldeki fabrikasyonunu kaybetmemişsin. Valvetronic sistemler açılıyor. Modunu yükselttikçe sesi de yükseliyor arabanın. Evet. Aynen. Başka neler yapıldı? Intake kit var. Intake kit, downpipe, exhaust. Exhaust başka. Bir de yazılım yapıldı. Yazılım. Ateşleme sistemleriyle alakalı bir değişikliğe giriyor değil mi? Yok. Turbolar aynı. Fabrikasyon. Aynen. Motor orijinal OEM. Evet. Fabrikasyon. Kaç kilometrede bu araba? 127.000'de. 127.000'de. Almanya'dan sık sık gidip geliyormuş kendisi. Evet. Uzun yolda nasıl? Uzun yolda rahat, bayağı rahat. Bulaşan oluyor mu yolda? Arada bir geliyor, takılıyorlar ama problem değil yani. Değil mi? Geçiyoruz hepsini. Aynen. Sende daha önce M6 da vardı. Evet. O da hızlıymış. Bu arada Almanya'da bazı denemeler yapılıyormuş. Türkler orada bayağı ses getiriyormuş bu arada gece yarışlarda. Türkler, sizde Arnavutlar. Arnavutlar. Evet. Hızlısınız yani oradaki kadro. Ben oraya gelirsem neler çekeceğiz abi? Bayağı çekeceğim. Bana 3 tane araba söyle. Beni oraya getirsin hemen. Arkadaşta RS6 var. Tamam. Kaç beygir? 1000'in üstünde. Ne diyorsun sen? Evet. Başka Audi RS6 1000 artı beygir. Evet. Bunlardan var bayağı. Evet. M'ler var. Böyle Twin Turbo Huracan projeleri falan var mı? Bizim Onur'da vardı. Yok. Onlar farklı yerlerde galiba. Onlar çok farklı. Bulunuyor mu orada? Mesela Euro olarak yapıldığı için fiyatlar uygun aslında biraz kalıyor oraya göre ama. Yok. Hani burada çok bayağı pahalı. Var mı? Orada. Nasıl mesela? Proje yapıyor mu insanlar? Para harcıyorlar mı Almanya'da? Öyle arabaya harcamıyorlar. Çünkü arabanın değeri kaybediyor. Onun yüzünden harcamıyorlar öyle. Diyorlar değer kaybeder.
Peki yurt dışında boyalı arabalar daha iyi para ediyor falan diyorlar. O doğru mu? Boyanan araba. Yurt dışında arabanın görünümüne bakıyorlar. Ha, temiz ve düzgünse aynen, o zaman daha değerli oluyor değil mi? Tabii. Anladım. Yapılan değişiklikler bunlar. Aslında çok fazla bir değişiklik yok. Fakat yazılımda bayağı güzel şekilde güçler alınmış. Evet. Aracımızın dış görünümüne bakalım. Şimdi rengimiz nedir abi? Bu renk kaplama arkadaşlar. Kaplama Tüha Delik 3M'in. 3M'in Tüha? Tüha Delik. Tüha Delik. Evet, renk bu arkadaşlar. Jantlarımız sevgili Yido Performans'ın Ultralight serisi olarak galiba değil mi? Hafif olan. Evet. 21 inçlik. Jantlarımız mevcut. Michelin'in lastikleri var. Jantlar zaten arabayı resmen ortaya koymuş. Süspansiyon bu araba bir tık basık gibi şu an abi. Bu arabada KV'nin kolibor yayları var. KV var. Evet. Yana doğru geldik. Yido'nun pembiş pembiş. Bu senenin şeyi mottosu pembe üzerine onun. Kendi aracı da Huracan'a da pembe. Kendi aracının rengini aldık buna. Ha değil mi? O kendi arabasındaki aynı kaplamanın rengi. Aynen. Onun kahverengi de eski arabası. Onu sökmeden önce şey yapıyordu, imza atıyordu arabaya sevdiği dostlarından. Evet. Bizim de arınma gecemize gelmişti. O gün şey yapmış, çamurla sağ olsun Lane Hunters falan yazmış, bana da yollamıştı. Güzel anılar, bu yaz daha güzellerini yapacağız. Yan tarafta bu şekilde sticker'lamalar var. Bence güzel durmuş bu arada, çok güzel durmuş yani gerçekten bu renkle kombinasyon. Bu MM Performance Dortmund'da. Senin kendi Almanya'daki firmanın evet. Instagram'a. Kendisini Instagram'da etiketledim arkadaşlar. Abimizi de oradan takip edebilirsiniz. Yido'ları falan da herkese etiketledim. Bunu biliyor musun abi? Biliyorum. Biliyorsun. Evet. Peki bu sence kaç beygir vermiştir şu an? Kaç en beygir? Azından 100. 50-50-100. Bu araba bugün 950 beygir. Evet. Tık arkaya doğru geldiğimizde stoplarda bir değişiklik var sanırım. Evet. LC'yi makyajlı stop. Makyajlı evet. Arka tarafta bagaj üstü bu şekilde fabrikasyon. Spoiler. Ondan hepsi fabrikasyon. Orijinal Akrapovic nasıl olur bakın. Görün. Orijinal Akrapovic egzozun kendisiyle gelen başlığı arkadaşlar. Bu şekilde oluyormuş. Bu karbon mu bu arada? Karbon evet. Değil mi? Karbon. Karbon içi titan. Türkiye'de bunları genel olarak dünyada da replikalarını alıp egzoz ucu olarak takıyorlar. Gördüm. Çünkü egzoz kitinin fiyatı maşallah. Kaç para şu an? Bizim orada bu egzoz kiti 10.000 euro. 10.000 euro. 170.000 TL civarı. Jant lastikler kaç para şu an ortalama? Onlar da 10.000 euro. Diğer yapılan işlemlere ne kadar harcandı? Oraya da nereden bağırsan 8.000 euro falan gitmiş. 10.000 de oraya gitmiştir. Sen işçilik ödemiyorsun kendin yaptığın tabii için. Tabii kendimiz yapıyoruz. Ama malzemelerle 28.000 euro, 30.000 euro. Yani tam tamına yarım milyon TL'lik bir yatırım var diyebiliriz bu arabada. Evet, evet. Ama arabanın fiyatı kaç para orada şu an? Araba bu kilometreyle 85.000 euro. 85.000 euro bu kilometre. Seni yaptıklarınla 30.000 daha koyarsak ortalama 115.000 euro. Evet. Evet, 110-115.000 euro. Şimdi bagajı açmıyoruz, açalım mı? Bagaj dolu gelmişsin. Açmıyor. Yani bagaj dolu. Yeni geldi. Aynen, yoldan geldi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Getirdi canavarını. Plakalar bu şekilde. Bir tık küçük. Arkada logolarımız vesairemiz. Arabanın nasıl, ben size bir şey söyleyeyim. Yani dışı zaten muhteşem. Bir gidişini göstermemiz gerekiyor artık. Gösterelim. Şimdi bu şekilde arabanın arka koltuklarında ben size gene göstereyim. Bir F90 M5. M5. M5 ne? Evet arkadaşlar, F90 M5'in içi nasıl olur? Böyle olur. Daha önce de görmüştünüz zaten. Gayet konforlu. Ailenizle beraber ışınlanmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. F90 M5. Bayilerde sadece 7,5 milyon TL. Sudan ucuz. Türkiye'de çok pahalı. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Karbon bir tavan, aerodinamiksel esintiler. Hemen kaput altında gene şöyle gördünüz değil mi? Orayı da göstereyim de. Çünkü burası çok değerli, çok güzel. Karbon fiber görünümlü değil. Karbon fiber bir üst kapak. Rengi biraz bunun böyle bir yanarlı dönerli ya. Isındığı için rengi mi değişiyor? Tam turbolar altında ya, ısınıyor bu. Evet, orası bakın arkadaşlar, o farkı hemen sizlerle paylaşalım. Aslında bir tık uzun kullanım testi gibi. 130 bine geldiğinde bir F90 M5 nasıl gözüküyor diyebiliriz buradan. Karbonlar sararıyor. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bu arabanın orijinal rengi de dış kaplamasıyla bayağı benzer bir renk. Bayağı benzer. Biz kaplarken... Ruhsata musata işletmene gerek var mıydı? Bizim orada yok öyle bir şey. Ha, öyle bir şey yok. Direkt yapıyorsun çıkıyorsun. Evet. Ne güzel. Zaten bunu kaplarken ön tamponunu yapmadıydı ama farkına bile varmadım. Harbi yani. Değil mi? Aynı gibi aynen. Hı. Bunda biraz daha yanar dönerlilik var ama renk böyle güzel gözüküyor uzaktan da. Hemen sizi yanıma alayım abi. Aracın içinde Bars & Wilkins ses sistemi mevcut. Hafızalı koltuklar. Kilit sistemleri, aynı zamanda camların kontrolünü sağlayan ve yan aynanın kontrolünü sağlayan mekanizma tuşları. Burada far aydınlatma sistemleri, mekanizma tuşları buraya yerleştirilmiş. Havalandırma kanalları M1 ve M2 tuşuna sahip. BMW'nin M direksiyonu, aynı zamanda burada M logosu, aynı zamanda burada bir direksiyon ısıtma tuşu. Vitesteki pedal shiftler buralara konumlandırılmış. Ayar muhtemelen buradan, evet görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak
aşağı yukarı yapılabiliyor. Arabanın iç kısmında hayalet bir gösterge sistemi mevcut. Aynı zamanda arabanın buradan süspansiyon sistemi, direksiyon sertlik yumuşaklık sistemleri ve sürüş deneyim izinlerini gösteren orta kısımdaki göstergeler mevcut. AVD olarak 4 çeker ve 2 çeker olarak bu araba ikiye ayrılarak gidebiliyor. Bu arabanın mod değişikliklerini de gene bu ortadaki kısımdan yapabiliyorsunuz. Bütün değişiklikler buradaki M menüsünde mevcut. Vitesimizin üstünde vitesin torsiyon ayarları buradan ayarlanıyor. Vitesin hangi devir aralıklarının artıp azalacağını buradan yine sağlıyorsunuz. Park tuşumuz bu şekilde. Ortadaki radyo kontrolünün sağlanacağı kısım burada ince şekilde konumlandırılmış. Aynı zamanda arabanın şuradan görmüş olduğunuz gibi radyo kontrollerini dokunmatik şekilde üstten de göstereyim hemen ben size, bakın. Buradan da bu şekilde değiştirerek elinizle gezdirebiliyorsunuz. Klima kontrollerimiz burada. Ortadaki klima kontrollerinin sağlanmış olduğu ekran buradan dokunmatik şekilde ayarlanabiliyor. Dokunmatik çok muhteşem bir dokunmatik. Burada arabanın gerçekten hani basmatik değil dokunmatik olduğunu size daha önceki videomuzda da göstermiştim. Onun dışında gene klima kontrolümüz buradan sağlanıyor. İçeride karartmalı bir iç dikiz aynası mevcut. Arabada cam tavan yok çünkü karbon tavan. Araba sportifliği gene ön plana alıyor. Koltuklar gene her zamanki aynı espri yapıyorum. Yani sevdiğim dostlarımdan bile daha iyi sarıyor beni şu anda. Annemden demeyeyim. Neyse, koltuklar gayet güzel sarıyor. Aynı zamanda bu arabanın kemerlerinde mavi, lacivert ve kırmızı olarak M performansla bütünleşmiş renkler mevcut. Başlık kısmındaki M5 logosu ise görmüş olduğunuz gibi aydınlatmalı. Arabanın hemen startını şu şekilde elektronik olarak verelim. Anahtarı bir alabilir miyim? Anahtarı göstermek istiyorum. Bakın anahtar nasıl? Anahtar, ekranlı bir anahtar. Evet, hop yukarı kaydırdık. Şimdi arabanın diyor ki, burada neler var abi sen anlat. Anlatayım. Evet. Burada arabanın kapılarının açık olduğunu gösteriyor. Camların kapalı olduğunu gösteriyor. Burada hata olmadığını gösteriyor. Işıkların yandığını gösteriyor. Tank durumunu gösterir. Yakıt seviyesi. Klimaları açıp kapatıyor biliyorsun. Klimayı açıp kapatabiliyorsun. Uzaktan. Evet. Araba yanıyor mesela, dışarıda 40 derece hava var. Uzaktan arabanın şey yapıyorsunuz arkadaşlar, açıyorsunuz fanını, soğuyor. Aynı zamanda bir sistem vardı hani o düğme şey, bir kere basıyorsun tık tık yapıyor ya şey. Bir dakika, o bak. Cep telefonu üzeri. Ha, cep telefonundan uygulama ile kontrol sağlayabiliyor musunuz arabaya? Mesela burada şöyle bir özellik çok dikkatimi çekti. Araba bir yerde otoparkta ve arabayı bulamıyorsunuz. Cep telefonundan BMW M uygulamasına girerek ne yapıyoruz? Buradan arabanın yine durumunu gösteriyor. Evet. Tank durumunu gösterir. Evet. Buradan kapıları açıp kapatabiliyorsun. Evet. Kornaya basabiliyorsun. Bakın burada kornaya bastık. Şimdi araba bakın. Uyduya sinyal gönderir. Sinyal geri gelince. Sayayım 10, 11, 12, 13 sayıyorum. Ortalama 40-45 saniye arasında araba uyduya ne yapıyor buradan? Uyduya yolluyor. Uyduya yolluyor. Uydudan arabaya geri gönderiyor. Uydu arabaya korna çal diyor. İnternetten yolluyorsun uyduya, uydudan geri arabaya geliyor. Muhteşem. Evet. Burada arabanın durduğu yeri görüyorsun. Arabanın neredeyse oradan uydudan kontrol ediyorsun. Aynı zamanda BMW etkileri bu arabayı kontrol edebiliyor değil mi uzaktan? SOS tuşu üzerinden bir yardım istediğinde vesaire. Evet. Değil mi? Evet. Full güvenlik. Yok yok. Her şeyi düşünmüş mühendisler. Hemen bir çalıştıralım aracı. Işığı da kaçırmak istemiyorum. O yüzden biraz hızlı anlattım. Hakkınızı helal edin. Eğer bu anlatımdan da keyif aldıysanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sevdiklerinize Leyen Antistyle'imizden bahsetmeyi unutmayın diyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Aracımızın ısı koşulları şu an güzel seviyelerde. Cold start kısmını biraz atlatalım. Atlattık. Çünkü cold değil araba şu an. Hat. Valvetronic sistemleri bir kapatabilir miyiz? Moddan mı yapıyoruz? Kapalı şu an değil mi? Şimdi kapalı. Şu anda kapalı. Startı verdik. Bir sesi dinletelim hemen size. Size bir bilgi vereyim mi? Fabrikasyon olarak ilk çıkan arabada hiç ses yoktu. Evet. Sıfır. Sevgili Onur abimin arabasında hiç ses yoktu. Bunda var gene kapalı modda ama açınca neler olduğunu gösterelim mi? Tık M2 moduna aldık arkadaşlar. M2 modunda bir de sesi dinletelim. Yani var ya. Yani var ya. İçim yok şu an. Abi çok güzel. Sen de çok güzel bir adamsın bu arada. Teşekkür ederim bu canavarı getirdiğin için adam. Evet. Valla daha söyleyecek bir şey var mı Müsel abi? Yok daha söyleyecek. Benim bildiğim şey. Değil mi? Yeter. Ben güzel anlattım değil mi bu arada? Ezberlemişim artık arabaları. M'leri ezberledik. Arkadaşlar öyleyse sizlerle beraber artık bir yolumuza çıkalım. Yolda bir de süre alalım. Bakalım araba nasıl gidiyor? Nasıl duruyor? Hemen hepsine değineceğiz. Fren sistemi bu arada hemen değinmişken. Fabrikasyon olarak gelen M performans fren sistemi. Evet. Seramik neden kullanmadın dedim. Kendisi dedi ki seramik neden kullanmadın deyince. Benim M6'da vardı. Yağmurlu havada ıslak olduğunda fren tutması bayağı kötüydü. Zor.
Islak havada, yağmurlu havada su girdikçe soğuk kaldığı için maalesef çok tutmuyormuş. Ondan dolayı kendisi normal fren sisteminde kalmış. Ben de bunu devamlı kullandığımda her gün kullanıyorum. Almanya'da yağmurlu değil mi bir de? Bazen yağmurlu oluyor. Ondan dolayı. Onun yüzünden dedim bu şekilde kalsın. Olmaz. Bence de bu da çok yeterli bence. Hadi bakalım. Öyleyse yolumuza doğru çıkıp bir de yolumuzda bu canavarı izleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Abi hazır mısın? Hazırız. Daha önce yan koltuğa bindin mi? Bindim. Bindin. Araba biraz önce biraz bastı Mürsel abi. Çok hızlı. Bir sesi dinleteyim. Bu nedir ya? Deprem gibi bir şey. Deprem gibi gerçekten. Evet şimdi DSC'miz off. Araba M2 modunda. Yarı modda mı kapalı şu an? Çekiş kontrolleri. Yoksa tam mı kapalı? Tam kapalı. Maşallah. Hadi bismillah. Bismillah. Of. Aa gaz tepkisine bakar mısın? Evet arkadaşlar şimdi yolumuza çıktık. Direksiyonun sertliği güzel. Şu an direksiyon sertlik ayarları falan şey. Abi bu nedir ya? Hissiyat çok iyi. Çok başarılı. Süper. Evet. Şimdi senin için M6'dan sonra nasıl oldu? Yani M6'ya göre bunu nasıl tanımlarsın? M6'dan sonra tam değişik bir araba. Çok değişik değil mi? Bayağı konsepti bayağı değiştirmişler yani. Teknoloji olarak bu çok üstün ona göre. O kaç bayağı modeldi? O 2015. 15, 18'e geçildiğinde mesela onda olmayıp bunda olan hangi özellikler senin en çok dikkatini çekti? Bu arada direksiyon titredi. Şeride gelince şu an direksiyon titretiyor. Evet bir de geri atıyor. Evet şu an şerit de tutuyor resmen bizi zorla. Evet. Bunda mesela olup da onda olmayan neler mesela senin? İşte bunu koymuşlar çok iyi yapmışlar diyeceğin neler vardı? Bunda navigasyon dokunmatik. Aha. Say say bitmez ve de bu daha rahat araba. Yani M6 zevk için güzel araba da ama bundan uzun yol git her şeyi yapabilirsin. Gaz tepkisine bakıyorum da. Beni uzun zamandır bir araba heyecanlandırmamıştı gibi bir şey yani. Her araba beni tabii ki de heyecanlandırıyor fakat fazla heyecanlandırmamıştı. Bu araba beni biraz heyecanlandırdı. Çok değişik. Özellik olarak M6'da daha iyi olan ses sistemi. Evet. Buna karşı bayağı iyiydi. Bağırsan bir kestim. Bu arada frenler dokunduğun anda bu yolu vakumluyor abi. Evet. Aşırı derecede bir hassasiyet var. Bayağı birden tutuyor yani. Evet. Abi çok heyecanlıyım. Çok seviyorum bu arabaları ve yani değişik. Şöyle az yarım basacağım gaza. Yarım. Şu an abi bu ne ya? Gaza yarım basıyorum ha. Hatta yarım bile basmıyorum. Abi yarım bile basmadım. 7.5 ne demek ya? Çeyrek bastım ha gaza. Emin miyiz bununla full gaz yapınca neler olacağıyla alakalı? Emin değiliz abi. Emin. Arkadaşlar. Böyle bir şey. Cidden dokundum ha gaza. 7.5 çıkarttı. Gaza dokundum arkadaşlar. Bu nedir aga? Agam bu nedir? Abi saçmalık. Harbi saçmalık. Adam yapmış. Harbiden M5 diyorlar da. Delikleri gibiymiş ya. Seninki zaten ayrı bir dünya. Fabrikasyonlarını çok kullandık. Evet. Bu spor mod. Manuel mod şu an dry modundayız. Abi ya. Gaza dokundum ya biraz önce. 7.5 çıkarttı. Gaza %30 dokundum. Allah kaza bela versin. Arkadaşlar hazırsanız birazdan bir 100-200 alalım. Galiba kanal tarihinin rekorunu seninle kıracağız. Bugün. İnşallah. Hadi bakalım ikinci denemeyi yapıyoruz şimdi. 50-150 alır mıyız senle? Alırız. Bize korna çaldı da abi. Ona bir şey yapmam lazım. Şimdi buradan bir de ödeme mi istiyorlar? Galiba evet. Terlikle gelelim. Tamam değil mi? Evet. Yani. Şeyma Subaşı'na çok benziyorsunuz.
Telefon melefon durmuyor ki zaten arabada. Yani arabanın gücü karşısında her şey kendini teslim ediyor, ruhunu. Arabanın viraj dengesi de çok şey yani, böyle hani hissettirmeden giriyor. Senin yani memnun musun? Mesela M6'ya göre bu dört çeker bir sistem de var bunda çünkü. M6'lar full bunun, arka dentiş. Bununki bayağı değişik. Değil mi? M6'ya karşı. Baksana abi, viraj yani. Abi bildiğin şey gibi. Biraz büyük büyük boyutlu bir go-kart gibi aynı zamanda. Abi ya, harbi. Beni çok mutlu etti bu araba ya. Allah. Benim atmam lazımdı. Vitesi kaçırdım biraz. Bir tık geç attım. Amatör lige düştüm o yüzden. Sana şeyleri sorayım abi. Yakıt tüketimleri nasıl şu an? Sürüşüne bağlı. Yani sakin sürdüğünde şey misin? Hani memnun oluyor musun genelde? Yoksa çok yakıyor diyor mu? Dedirtiyor mu sana bu? Yok. Sakin sürdüğünde gelirken denedim. Bir tankına 700 kilometre yol girdim. Almanya'dan gelirken 700 kilometre bir depoyla geldi. Bir depoyla, evet. Full depoyla. Kaç litre deposu? Bununki 70 litre. 70 litre. 10 litre yapıyor. Evet. Güzel bence 10 litre. Yani bu güce, bedava hatta. Bu güce mükemmel hatta, aynen 10 litre. Normalde bu güçlerdeki farklı yüksek hacimli arabalarda 14-13'ü indiremiyorsun yeri geldiğinde. Tabii. Favori M5 kasanız hangisi bilmiyorum ama benim için artık F90 M5 oldu diyebilirim. E60 M5 sevenlerin gözü yaşlı mı bilmiyorum ama videoda belki yorumları yıkarlar. Ama... Sen E60 M5 kullandın mı abi bu arada? Benim var bir tane. Ha, var mı? Var. Peki ondaki hissiyatların da bundaki hissiyatların nasıl değişiyor, değişkenlik gösteriyor? Yani o bir V10 makine, atmosferik. Bu ise evet, bir V8 turbo şarjır sisteme sahip. Bu hız bayağı hızlı. Evet. Ama o arabada sürüş zevki değişik. Yani şey yönünde değişik. Bu eski zamanın yarış arabalarına bayağı andırıyor. Sesi olsun, gidişi olsun. Felaket ya. Abi şurada tekrardan bir 100-200 alıyorum izninle. Abi ya, şaka mısın? 6. Bir kere daha alalım. Tekrardan 100-200 geliyor. Fazla hızlandırmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Vallahi. Neler yapılacak ekstradan? Motor güçlendirilecek. Evet. Turbolar değişecek. Turbolar değişecek, motor güçlendirilecek. Herhalde sen bununla bir bin üstü güçleri hedefliyorsun abi. Evet. Değil mi? Motor için yapılacak yani. Forjlayacaksın değil mi? Evet, forjlanacak. Evet. Için. Hadi bakalım. Ama dediğim gibi bunda öbür yazılımdan daha hızlı. Şimdi evet, şöyle bir konu varmış arkadaşlar. Bu arabanın yazılımını güncelletmişsin sen. Evet. Ne vardı yazılım? Nasıl bir yazılım vardı şu an? Daha mı yavaşladı araba bir tık? Benim hissime göre araba yavaşladı. Yavaşladı. Yazılımı değiştirdikten sonra. Evet. He, anladım. Ama zaman kısıt diye uğraşmadın. Yazılımı arkadaşlar attırmış Mürsel abi. Onun sonrasında normal bir yazılım varmış arabanın, her zaman alıştı. Onun sonrasında yeni bir yazılıma geçerek İstanbul'a doğru gelmiş. Fakat eski yaptığı yazılımda araba bir tık daha hızlıydı diyor kendisi. Evet. O garanti 5'in altı. 5'lerdeydi yani. 5'lerdeydi değil mi? Evet. Olsun, böyle de güzel abi. Ne olacak? İki kişiyiz bir de. Bagaj dolu. Depo full. Arabanın yakıt deposu full. Tabii. Bunlar da artıya geçiren şeyler. Başlıyoruz. Sıkıntı yok. Geliyorum. Hadi. Altı rakamı güzel abi. Herkesi geçer. Herkese yeter. Güzel ama daha fazlası da var. Değil mi? Hadi bunun sonu yok da.
Bunun sonu yok. Aynen öyle. Sen bu arabayla daha önce bir lunch yaptın mı? Lunch mı? Aha. Yok. Lunch yapmadın. Yok. Şanzıman kaldırmayabilir. Bunun lunch'ını bir de şey hafızaya kaydediyor. Ha. Garantisi ha. Var. Garantisi mi bozuluyor? Evet. Ha, okey. Görüyorlar lunch yaptırsın diyorlar. Bozuluyor şanzıman. Garanti dışı kalıyor araba. Aynen. Değil mi? Biraz soğutalım arabayı. ZF 8 lira abi. Muhteşem şanzıman yapmışlar. Tabii. Ya bundan önceki o çift kavramalı bir işe yaramaz. Değil mi? Araba nokta ya. Allah kaza bela vermesin. Şimdi arkadaşlar, eski günlerimize yakışır bir şekilde bitirelim dedik videoyu. Ondan dolayı güzel bir yere geldik. Hadi bakalım. Hatırlayanlarınız olmuştur. Şimdi Mürsel abi son bir dedi ki bir son bir şov yaparak bir kalkış yapayım dedi. Tabii. Onu da izleyeceğiz şimdi burada arkadaşlar. Biraz git abi. Bomboş bir yol var orada. Şimdi ne yapıyorsun burada şu an? Hangi ayarları yapıyorsun? İki modunu ayarlarını değiştiriyorum. Tamam. Tek arkaya alıyorum. Ha, arkadan içi alın arabayı şu an, evet. Bütün ayarlar buradan yapılıyor arkadaşlar. Evet. Ayarları yaptıktan sonra da hemen bir kalkış alacağız. Dumanlı bir şekilde videomuzu tamamlayacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şu an artık olay Mürsel abi de günümüzü tamamlamadan önce son olarak onu izliyoruz. Evet arkadaşlar, muhteşem ötesi bir günü daha geride bıraktık. Aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize Lane Hunters'tan bahsetmeyi unutmayın diyoruz. Sevgili Mürsel abiye de abi bir sana. Göz gözü görmüyordu. Kesene bereket. Allah razı olsun. Var ol. Arkadaşlar Instagram hesaplarını da Instagram'daki posttan etiketledim. Sevgili Yudo'ya, Mürsel abiye, Steven'a ve bütün Almanya'daki gurbetçi olan dostlarımıza da bu video hediyemiz olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Ben konuşmam, arabam konuşur dedim. Yaptın şovunu vallahi, süpersin. Hepinizi çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sadece Lane Hunters'ta kalın. Bay bay.